Şimdi e, ortaokul anılarına devam ediyoruz tekrar. Bu ikinci bölüm e, oluyor. Kaldığım yerden devam ediyorum. E, şimdi ortaokul demin söylemiştim. E, böyle bir yatılı erkek okullarında gereksiz şiddet uygulanıyor. Yani büyükler küçükleri döver falan böyle bir şey vardı. Ben de zamanında küçük yaşlarda epey durduk yerde orada da şiddet gördüm yani. E, büyük sınıflardan falan. Ama bir, herkese bir herkes birbirine yapardı. E ee, Bu böyle devam etti. 10. sınıfa geldik yani lise 2. Yok lise 1 özür dilerim. Ee, şimdi ortaokulu bitirince bizim okulda ortaokul ve lise vardı. İstanbul'da başka bir iki Fransız okulu daha vardı. Onlar sırf orta bölümü vardı. Dolayısıyla orta bölümünü bitiren çocuklar lisede bize gelirdi. Ee, sayıları çok değildi işte yılda 3-5 kişiyle sınırlı. O sene de bizim sınıfımız o dışarıdan 4-5 tane çocuk geldi. Başka bir okuldan sen falan galiba ya da sen neyse ismi. Bunlardan bir tanesi ziyadesiyle gıcık bir oğlan. N nesi gıcık? Yani biz lise 1'deyiz. Ee, bu oğlan geldi böyle e, mesela devamlı bıçak çekiyor tamam mı? Sustalı çıkartıyor şak basıyor. Ben ne sustalı var falan böyle anladım. Ondan sonra diyor ki benim metresim var yavşaklar falan bize anladın mı? biz ne metresi yani kimse daha bir kızın elini tutmayı bile becerememişiz anladın mı fakat bir taraftan da herkes herife gıcık oluyor yani devamlı böyle bizi taciz ediyor yani devamlı sustalı çek metresim var ben de o da var bu da var falan böyle böyle neyse bu da tam benim arkamda oturuyor sınıfta bir gün bir geometri dersi hiç unutmuyorum. Ee, hoca beni kaldırdı. Hoca da Monsieur Liberman diye Allah rahmet eylesin herhalde ölmüştür. Tatlı bir adamcağız kendi halinde. Beni kaldırdı bu. Bir şey sordu falan. Ben de hiçbir şey bilemedim. Herif bana dedi sıfır. Otur dedi. Sıfır dedi. Ben tam otururken bu arkamdaki yavşak bana şey demeye başladı. Ha, geri zekalı bunu da bilemedi. İşte sıfır da aldın. Senden bilmem ne olur. Ben bir anda kontak atar derler ya kontak attı. Kendi yerime oturdum hop birden kalktım geriye döndüm herifin sırasının üstüne bastım ve üstüne oturdum. Şimdi böyle kapaklı uzun sıralar iki eli de bacaklarımın arasına kıstırdım kafası da tam burada kaldı. Buna sağlı sollu bir vuruyorum hani boks şeyine vururlar ya öyle herif ellerini de çıkartı ama bütün bunlar hepsi 5-10 saniyede oluyor. Herkes şokta hoca diğerleri falan yani böyle jet hızıyla yerime otur hop zıpla herifin üstüne otur çata çata vurmaya başla. Zor aldılar beni bunun üzerinden tamam mı? Çocuk hakikaten kan revan içinde kaldı çıkarttılar falan. Şimdi bizim sınıfta da bir, bir arkadaş var o da modalı çok da yakın arkadaşım. O okulun amigosu yani en kavgacı herif kimsenin dokunamadığı ee, ve de bizden de 3 yaş 4 yaş falan büyüke hep çift dikiş gidiyor çünkü. Ee, benim de iyi arkadaşım. Biz bununla anlaştık. Ee, gitmiş hocaya demiş ki ya işte Mösyö kusuruna bakmayın bu çocuk şey çok rahatsız psikolojik tedavi görüyor falan. Böyle bunun öfke krizleri var. Okulda da biliyorlar. Siz demiş ne olur buna ceza falan vermeyin idare edin bunu. Deli yani bu neticede. Ee, üzerine gitmeyin. Adam da buna inanıyor zavallı. Tamam <laughs> Ondan sonra yıl, herkes biliyor bunu. Yıl boyunca çok da abartmadım ama mesela bazen bahar gelmiş, camlar açık. Camların içine de cumba var böyle içine oturulabilecek şekilde. Ben dersin orta yerinde adam bir şey anlatıyor. Kalkıyorum, ıstık çalarak gidiyorum. Cumbanın içine oturuyorum ve dışarı bakmaya başladım birdenbire. Tam yani zır deli tarz. <laughs> Atleti adam ben hiç orada yokmuşum gibi davranıyor. Ne bakıyor ne bir şey söylüyor. O yılı böyle geçirdik tamam mı? Ondan sonra bir sonraki sene bize denk gelmedi adam. Son sınıfta tekrar matematik ve geometri hocası geldi. İlk dersin sonunda bana dedi ki gel sen bir şey konuşacağım. Gittim dedi ki bak ben senin durumunu biliyorum. İdare de ediyorum biliyorsun dokunmadım da sana daha önce. Bu sene de idare edeceğim ama lütfen sen de yani böyle sınıfın şeyini bozacak ayarını bozacak aşırı bir şey yapma rica ediyorum. Ben de anlaşma yapıyor tamam mı? Ben derim ki tamam siz yapmazsanız ben de yapmam. <laughs> Adamla anlaştık. Abi ondan sonra mesela adam bir şey yapıyor sırtı sınıfa dönük fırlamanın biri bir şey yapıyor ne bir adamın kafasına silgi atan da var her türlü şey var e, garip çocuk var sınıfta yani. Ben o kadar yaramaz falan da değilim ha normalde yani. Gayet normal bir çocuğum yani. Bir şey olur tamam mı? Adama birisi bir şey attı arkadan. Hemen döner bana der ki söz vermiştin ama. Ben <laughs> dedim ya ben yapmadım ya. <laughs> var ya o yıl ne olduysa adam benden biliyor. Diyor ki deli bu. Her an bu Hemen döner der ki söz vermiştin ama. Herkes dedi ki ne söz verdi lan bu acaba? <laughs> ben dedim ya ben yapmadım ben yapmadım söz verdim ya. <laughs> böyle bir gırgır gır şeyimiz var. Ondan sonra bir de gece alemleri meşhurdu. Yatakhanenin dibinde böyle bir tuvalet var. Camlı dışı. Önde de bir boşluk var. Orada gece küçük tabureler falan konur. Acayip kumar döner. Işıklar söndükten sonra. O bazen sabah kadar. Ben kumar oynamadığım için baba yüzünden alerjim var. Kumar işlerine falan girmezdim bazen içki falan da içilir ama en son e, liseyi bitirirken artık bütün sınavlar falan bitmiş. E, bitmesine bir gün falan kaldı. Son gece galiba. Tamam mı? Yatılıyız biz ama artık son birkaç gün işi gevşetirler. Çıkıp dolaşırsın bariye de, modada falan. Kimse ses çıkarmaz. Biz gene çıktık iki arkadaş büyük devasa bavullarla. Yani en büyük boy bavul neyse onunla gittik. Ağzına kadar şey doldurduk meze ama yani işte chips elde yenebilecek peynir, ovu, kraker ne varsa bol miktarda şarap, şişe şişe şaraplar falan. O bavulları sürükle sürükle geri dönüyoruz. Kapıdaki nöbetçi dedi ki oğlum son gece eve gittiniz sanıyoruz. Bir sürüsü de gidiyor evinde yatıyor. Ne, ne dedi geliyorsunuz falan. E biz öyle çıktık da bavullar ne? Ya işte bavulu aldık. hediye alacaktık. Yalan olan soktuk bavulları abi. O gece Işıklar söndü tur attı papaz falan baktı bir yarım saat dolanıyor falan o da bitti herkes hemen herkes tıkır tıkır kalktı şeyler çıktı küçük komodinler kondu şaraplar açıldı çipsler bilmem neler Allah iç 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 artık camlardan bahşeye işeyenler mi istersin kusanlar mı istersin? Korkunç bir şey. Yani bu anlatılacak evet. anı mı bilmiyorum ama neyse eğleniyorduk yani. Ne yapalım işte o yaşta şey bu. Eğlence evet. anlayışı bu. Ee, kız okulu var. Damdösyon diye bir de. O da Rahibe Okulu. İstanbul'da meşhur. Bizim bunlarla okulların bir anlaşması var. Ortak oyun şey yapıyoruz. Tiyatro yapıyoruz. Biz hemen tiyatro kolunda 3-4 kişi. Ondan sonra orta 3'te başladık. Çarşamba günleri izinli gidiyoruz Damdösyon'a. Onların da tiyatro kolundan kızlar ve de her sene bir oyun yapıyoruz. O da klasikler, Molière falan böyle şeyler. Molière'in Cimrisi. Ben onda başrol Hala fotoğraflarım peruk Peruklar, meruklar böyle. Neyse, o sıra, tabii o asıl şey yani asıl bahane kız tavlamak. Yani oyun boyun, hikaye kimsenin oyunda falan. Kızlar için de aynı şey geçerli. Neyse ben oradan bir kız arkadaş edindim kendime. Ee, öbür okulda Hoş bir kızdı da falan Biz bunlar işte hafta sonları buluşuyoruz El ele tutuşuyoruz sağa sola gidiyoruz falan Bir gün gene bir diskoteye gitmiş Elmadağ'da hidromel diye bir diskotek vardı Ona gitmişiz çıkmışız havada kararmış kış Taksim Gezi Parkı var ya meşhur Taksim Gezi Parkı'na girmişiz Orada bir banka oturmuşuz tamam mı Hiç kimse yok en top oynuyor Böyle biz gene elimizi atmışız falan Bir şey yaptığımız da yok ha Birden zart diye bir bekçi belirdi ne yapıyorsunuz? Dedi ki bir şey yapma, oturuyoruz falan, korkuyoruz da çocuğuz yani bir taraftan da hiç böyle bir şeyle karşı karşıya tuttu kızı kolundan. Gülün karakola dedi. Dedik ki, ya abi yapma, ne karakolu falan bir şey yapmıyoruz. Karakola dedi. Annenize babanıza haber verilecek işte uygunsuz pozisyon bilmem ne atıyor bir şeyler. Uygunsuz pozisyon falan ya. Adam bizi tuttu kolumuzdan götürecek karakola tamam. Biz de bir korktuk kız ağlamaya başladı. Annem babam duyarsa mahvolacağım bilmem ne falan filan. Dedim ki abi yapma ne olur gözünü seveyim bırak bizi gidelim falan. Bana dedi kaç para var üstünde. Ben dedim ki bilmiyorum elimi cebime attım falan. Hiç bilmiyorum. 50 lira mı var böyle bir para işte o zaman 50 lirası neyse şimdinin. Kaçtı. Küçük bir para çok büyük bir şey değil yani. Bütün para o çıkarttım. Dedim hepsi bu kadar. Ver dedi. Aldı parayı. Ondan sonra elinde hadi gidin dedi. İlk yani zorla rüşvet olayım da budur. Yani şeye bak yani. Bekçi bütün işi orada volta atıp bizim gibi genç hıyarları bulup sizi karakola götüreceğim diye herif şey yapıyor. Para topluyor. Allah'ın belas e, bu meyanda bir tane daha anlatayım. Daha da şey yapmayayım. Uzatmayayım yani. Ee, bu, bu 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 daha enteresan. Bu şey e, lise 2'de falan bir yılbaşı partisinde bir kızla tanıştım ben. E, benden büyük. 3-4 yaş falan büyük yani. Kız da benden hoşlandı. Biz bununla flört etmeye başladık. Hafta sonları buluşuyoruz falan. Fakat kızın arabası var. O, o zaman değil kız erkek çocuklarının falan arabası yok. Zaten arabası olan bütün mahallede 3 aile falan var yani. Ne arabası? Yani arabalı kız ne diyeyim ben ya hiç görülmemiş bir şey. Biz çevremizde görmemişiz. Başka mahallelerde vardır belki. Ondan sonra bu çok büyük bir şey. Kız geliyor beni evden arabayla alıyor okula götürüyor bilmem ne falan. Ve ben artık şey mest vaziyette. Ondan sonra bu duyuldu. Okuldaki fırlamalar gördüler bir gün bırakırken pazartesi sabahı falan. Ondan sonra cumartesi de okul dağılıyor. Gelmiş bu kapının önünde duruyor arabayla gene. Başka hiç araba falan da yok yani. Ondan sonra ee, arabayı park edin. Bir yüzlerce fırlama gel demir parmaklıklara. Kıza doğru diyor ki yenge yenge. <laughs> Yıkılıyor abi ortalık. Ben kıpkırmızı kız da kıpkırmızı. Bindi arabaya hadi gidelim dedim. O son gelişi oldu. Zaten iş çok çok çabuk bitti. Ondan bir hafta sonra cumartesi çıkıyoruz. Kız falan gelmedi tabii korkudan. Kalabalığın içinde yarma gibi bir herif bayağı böyle otuzlarında falan. rap dedi beni kolumdan tuttu. Çekti kenara doğru. Sen dedi Rüstem sen misin? Evet dedim. Ben dedi işte o kızın ismini söyle. Ben dedi falancanın nişanlısıyım. Ben kızın nişanlı olduğunu falan bilmiyorum. Seni dedi kuşbaşı yaparım. Bak hiç <laughs> Aynen böyle. Yani gayet net söylüyor. Kuşbaşı yaparım dedi. Bir daha asla ne arayacaksın ne soracaksın dedi. Tamam tamam. <laughs> beni bıraktı. Bu o aşkta öyle e, vakitsizce şey oldu. <laughs> e, vakitsizce bitti. Bu kızla ilgili bir anım daha var ama yani bu olaylar bitmeden bu flörtün heyecanlı yerlerinde işte cumartesi pazar evdeyim. pazartesi sabah gidiyorum yatılı okula pazar akşamı gene gezmişiz falan gelmişiz bizim evde. E, kanepede oturuyoruz ama yani as, yani flört dedim Hiçbir şey yok ha. Yani flört demek o zaman el ele tutuşmak falan yani öpüştük mü ondan bile şeyim mi yani şüpheliyim. Kanepenin üstünde oturuyoruz konuşuyoruz ama kız benden 3-4 yaş büyük yani şey olan durum o. Saatte akşam 10 falan tamam mı? Anneanneyle oturuyoruz tabi. Abi saat 10 falan kapı böyle tekmeyle açılır gibi. Bam diye açıldı arkasına kadar. Anneanne geceli ve başörtüsüyle... ...daldı salonun orta yerine... ...aynen böyle yaptı... ...kıza bakmıyor bana bakarak dedi ki... ...bu orospu hemen defolup gidiyor... ...aynen böyle abi... ...bu orospu <laughs> hemen defolup gidiyor... ...bu gene anneannenin karakteri... ...konusunda bir bilgi veriyor... ...tabii hiç ses itiraz falan filan yok... ...kız hemen toparlandı gitti... ...o da eve son geliş oldu... ...zaten birkaç hafta sonra da... ...bu <gülüyor> kuşbaşı... <laughs> muhabbet oldu... ...ondan yıllar sonra karşılaştık tekrar... ...ve çok iyi arkadaş olduk yani... ...o evlenmişti bilmem ne falan filan... ...çok da tatlı bir kızdı yani... E, ...hep de yani gülerek şey yaptık... ...hatırladık bu anıları... ...hem kuşbaşı hem anneanne... ...macerasını kapıda... ...yenge çığlıklarını falan... İşte böyle... ...yani ufak tefek böyle... ...şeylerimiz de oldu, maceralarımız da oldu... E, ...şimdi bunların... E, ...okul dışı olanlarıyla bir sonraki bölümde devam edeceğiz inşallah.